Evet, yeniden merhabalar. En son 3D yapraklar Başak su yolu olan modelimizin kenar kısmında kalmıştık. İki tane farklı fikrim var ve bunu anlatacağım demiştim ve ipim bitmişti. Şimdi tekrardan aldım. İlk defa izleyenler için tekrardan göstermek istiyorum. 100 gramı 280 metre Superlana klasik. Renk kodu 506. 3,5 milimetre tığ kullanıyorum. Modelimizin bütün serilerini tamamladık. Hem kenarında başak olan hem de olmayan haliyle yelek olabilecek, etol şal olabilecek şekilde kare battaniye ve ortadan başlamalı şal modeli olarak tek tek hepsini anlattım ve şimdi kenar kısmına geçeceğim. Bu kare parçayı yatak örtüsü, battaniye, kırlent yapabildiğiniz gibi yakadan başlamalı pançolar, robadan başlamalı bluzlarda kullanabilirsiniz. Etek ve elbiselerde pek çok örgünüzün etek uçlarında süsleme olarak da kullanabilirsiniz. Başlı başına tek olarak örgü modeli olarak da değerlendirebilirsiniz. Bunlar numune parçalardır. Anlatması ve göstermesi benden, tamamlaması sizden diyorum ve bitirdiğiniz projeleri Instagram ve Facebook vasıtasıyla bana ulaştırırsanız hikayelerimizde paylaşabiliriz. Doğayla iç içe harika bir yerdeyim. Videonun sonunda buranın detaylı çekiminde ilave edeceğim. İsteyenler izleyebilir. O yüzden dış sesler olabilir. Evet, şimdi birinci yöntemimde örneğin gidişine uygun olarak bir kenar ile bitireceğim. Ve köşe kısmındayım. Normalde bu sırada 2, 4, 6, 8 adet ön trabzanın bulunduğu ve aralarına şu V kafeslerin yapılması gereken sıradayız. Üst yaprakların zeminlerinin hazırlandığı sıradayız. Örneğin yapılışını videonun altındaki linki tıklayarak izleyebilirsiniz. Burası kenar kısmı ile ilgili ikinci bir videodur. Köşe kısmındaki fıstıkları ördükten sonra iki tane zincir ile şimdi burada alt sırada yaptığım gibi yeni yaprağın V kafesini oluşturmam gerekiyordu. Ama ne yapacağım? Şu devam eden yaprağım haricindeki ara kısımları iptal edeceğim ve buraya V kafes yerine şöyle bir adet puf örüyorum. Arasında iki tane zincir. Yan tarafa geçiyorum. Üçlü puf örgü örüyorum. Tekrar iki tane zincir. Parçanın iki kenarını bu ördek ile, diğer iki kenarını da diğer kenar bitimi ile göstermeye çalışacağım. Birinci trabzanı atlıyorum ve ortada kalan 6 tane trabzanı örüyorum. Devam eden yaprağın kenar başağını ördüm. Buraya V kafes yapmam gerekiyor. Normalde yaprağın devamı olarak ama burada onu da iptal edeceğiz. İki tane zincir ile orta kısma bir adet puf örgü örüyorum. Bir kez daha gösteriyorum. Aynı şekilde birer tane eksilterek 6 ön trabzan ile yaprağımı örüyorum. Buradaki zincir bir adet de olabilir.
ve bu şekilde kenar kısmına kadar geliyorum. Köşe kısmında bir alt sırada yaptığımız 2, 4 ve 6 adet fıstık örgüm var. Bu sırada şu kenar başağını normal olarak örüp şu aralara birer adet V kafes yapmam gerekiyordu, şurada olduğu gibi. Şimdi devam eden yaprak haricindeki yaprakları iptal ettiğimden dolayı yenisini başlatmıyorum ve burada da V kafes olan kısma bir tane puf örgü örüyorum. V kafesleri puf örgüye döndürdük, kısacası çevirdik. Köşe başağı, aralarında hep ikişer adet zincir var ve diğer taraf. Ve bu şekilde bütün kenarları bitiriyoruz. Başlangıç kısmına geleceğiz. Ben iki kenarda bu örneği göstereceğim için hep buradan başlayacağım. Şu kısmı bırakacağım diğer örnek için. O kafanızı karıştırmasın. Başlangıca kadar aynen örüyoruz. Dört kenarı da ördüğümüzü varsayıyorum ve yine sıra başındayım. Puf örgünün hemen sağından ve tekrardan sol kısmından arttırma sağlayarak yeni puf örgüler örüyorum ve şu yandaki başak kısmına devam ediyorum. Yaprağımın normal örgüsüne devam ediyorum. Önden alarak birer tane eksiltiyorum. Bu sırada sayımız 4. 2 adet zincir. Yan tarafa geçiyorum. Şimdi yine orta kısımdayım. V kafesi iptal edip puf örgü koymuştuk. Tekrar söylemek istiyorum ve yine bunun da sağ tarafından ve yine sol tarafından birer adet daha puf örgü örüyorum. Yeni oluşturacağımız yaprağı puf örgüye çevirmiş olduk. Ve aynı şekilde köşeye kadar geliyorum. Şu kısımlarda iki tane zincir yapıyoruz. Üst sırada bu ortadaki kafese iki tane puf örgü ördüğümüz için, o yüzden şu aralara birer adet zincir yaparsanız daha uygun olacaktır. Ve yine köşe kısmına geliyorum. Normal başağımı ördükten sonra şu yeni oluşturduğum puf örgünün yine sağında ve solunda aynı işlemi uyguluyorum. Bir zincir yan tarafa geçiyorum. Yine iki zincirle yoluma devam ediyorum. Bir tane trabzanı atlayarak. Bir, iki, 3 ve 4 adet ön trabzan örüyorum.
Tekrardan köşe kısmındayım. Köşedeki puf örgüleri ördüm. 2 tane zincirle. Alt sırada bakın 1 ile başladık. 2'ye çıktı. Şimdi aynı şekilde devam ediyorum. Farklı hiçbir şey yok. Bütün aralardaki boşluklara puf örgüleri yerleştiriyorum. Bu köşe kısmında herhangi bir kasma veya çekme olursa zincirleri ikişerli yapabilirsiniz. Bu videoyu ilk kez izleyenler, örneğin yapılışını izledikten sonra bu videoyu izlerlerse de rahatlıkla örebilirler. Şimdi 4 tane trabzan kalmıştı. 2 tane zincirden sonra ikinci trabzanı alıyorum. Önden ördüm, bekletiyorum. Bir kez geçirdim. 3. trabzanı bir kez ördüm, bekletiyorum. Kalan ilmekleri çektim. Bu şekilde çekebilirim. Veya bir ilmek daha bırakıp bir defa daha kapatabilirim. Daha da sivri gözükmekte. Tercih sizin. Ben size biliyorsunuz her zaman seçenekleri bol bol sunuyorum. Şimdi yan taraftan devam ediyorum. 2 tane zincir. Puf örgüler, 2 tane zincir. Bakın, orta kısım puf olarak ilerlemekte. Ve bütün boşlukları puf örgü ile dolduruyorum. Aralarında birer tane zincir yeterlidir. Evet, saçılmış fıstık taneleri gerçekten çok yakıştı bu örneğe. Ve yine aynı şekilde köşeye kadar devam edelim. Evet, köşe kısmına geldik. Yine su taşlarını yapıyorum. Ve burada da aynı şekilde aradaki bütün boşluklara puf örgüleri örüyorum. Dönerken zorlanabilirse 2 adet zincir örebilirsiniz. Ve soldan aynı şekilde devam ediyorum. Kolay bir mantıkla güzel bir uygulama yapıyoruz. Evet, bütün kenarları örüyoruz ve sıra başına kadar geliyoruz. Aynı şekilde sıra başındayım ve yine aradaki boşluklara puf örgüleri örüyorum. Aynı olan kısımları hızlı geçiyorum ama sonra durup örgüyü size açarak sırayı tekrar gösteriyorum. Şimdi yaprağın tepe noktasına geldim. Kenar başağını ördük. Burada herhangi bir zincir çekmeden karşıya atlıyorum. Tepe noktasını kapattım.
Ara kısmı tamamen başak örgü ile doldurdum ve aynen örneğime devam ediyorum. Ve aynı şekilde devam ediyorum. Köşe kısımları da aynı olacak. Hiçbir fark yok. Yine şuraya geleceğim. Başakları öreceğim. Aralara tekrar başakları dolduracağım. Ve aynen örneğimi kapatarak devam edeceğim. Evet, her iki modelde de bir miktar ilerledik ve sona doğru yaklaşıyoruz. Normal çekim alanımıza geri döndük. Mantığını az çok anlamışsınızdır görünüşten zaten. Şu yapraklara devam ettirdiğimiz ve ara kısımları da puf örgüye çevirdiğimiz net bir şekilde gözüküyor. Ve battaniyenin, kırlentin hangi projenizse kenar kısmını tamamen kendine uyumlu şekilde bitirmeye çalışıyoruz. Diğer tarafta ara kısımları yaprağa uyarlayarak başladığımız dolgulu kısım da bu şekilde ilerlemekte. Şurayla ilgili bir şey birazdan söyleyeceğim. Bir de şu dolguyu 2 ile başlamıştım ben. 3 ile de başlayabiliriz. Yani biraz daha genişte olabilirmiş, kurtarırmış. Bu tarz örgülere ananas örgüler denmekte. Biz yaprak diyoruz ama şu şekil ananası andırdığı için pek çok isim kullanılmakta. Kapatma sırasını yaptık. Bir alt sırada modelimiz bitti. Yenisini de başlamadık. Köşe kısmından ara kısımlarda yine bütün pufları tek tek örüyorum. Birer birer yerleştiriyorum. Aralarında birer adet zincir var. Sadece çift başak olan, çift puf örgü olan kısımlarda, geçişlerde 2 zincir kullanıyorum. Bu sırada artık çift başak örgüyü de iptal ediyorum. Tepe noktasını da yine ara kısma bir adet puf örgü örüyorum. Artık çift başak örmemize gerek yok çünkü sağında ve solunda açıp kapatabileceğimiz yaprak örneğini uygulamadık. Ve aralarda birer adet puf örgü ile devam ediyorum. Evet, köşeden itibaren bütün puf örgüleri ördük ve yine köşe kısımdayım. Burada geçişte 2 zincir uyguluyorum. Şu köşe kısmını yine arasında 2 zincir örerek ikili puf örgü olarak örüyorum. Evet, bütün kenarları aynı şekilde tamamlayacağız. Yeri gelmişken bir izleyicimin isteği üzerine bu sırada bir şey söylemek istiyorum.
Model normalde tek parça istenilen kadar büyütülüp bitirilebilecek bir örnek. Artmalarla devam etmekte. Yalnız bunu motif motif örmek isteyen de var. Atıyorum şu kadar yaprakta, yani iki sıra yaprakta da bırakabilirsiniz. Bu şekilde benim ördüğüm bu büyüklükte genişçe bir, sanırım yaklaşık şu anda 35 santimetre civarında bir parça. Büyük yatak örtüsü örmek isteyenler bu büyüklükte de olabilir. Kare kare motifler gibi de bu örneği birleştirebilir, örmesi daha kolay olsun isterlerse ve dikdörtgen şeklini verebilmek için. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu da burada açıklayacağıma söz vermiştim. Şimdi bu sırada tamamen örgüyü puf örgüye döndürdüğümüz sırada motifimizi bu şekilde bitiririz. İkinci parçamızı da aynı sıraya geldiğimiz zaman şu puf örgüden sonraki bir zincirle karşı tarafa atlar. Şu aralardan birbirine birleştirebiliriz. Yani bu sırada yaprağı bitirip şu ara kısmı yaprak olarak örmeyip dolgu olarak ördüğümüz sıradan sonra bu haliyle birleştirme yapabiliriz. Bu sefer serpiştirilmiş yapraklar halinde dolgulu bir görüntü olur. Karşı tarafla da birleştiği zaman bu yapraklar ucuca bakacaktır. Ara kısımlarda şöyle bir üçgen şeklinde açılıp kapanan görüntü de olacaktır. Sizin aklınıza başka bir fikir veya şekil gelirse onu da uygulayabilirsiniz. Buradaki amaç yaprağın yarım kalmaması şurada. Bütün olması. Bu haliyle birebir birleştirip motif motif de örebilirsiniz. Dilerseniz küçük, dilerseniz büyük. Evet, artık düz bir hat oluşturduk. Kenarları dolaştık. Yaprakları kapattık. Şimdi bu sıradan sonra istediğiniz genişlikte bir bant olarak, battaniye kenarı olarak bunu uygulayabilirsiniz. Yatak örtüsü kenarı olarak. Dilerseniz yaprak kısmı daha az tutup burayı neredeyse 20 santim kadar büyük tutabilirsiniz. Sadece puf örgülerden oluşur ve bittikten sonra da kenar kısmına pipirik yapabilirsiniz. Bir sıra dümdüz trabzan gidebilirsiniz. Keskin bir hat istiyorsanız istediğiniz şekilde tamamlayıp bitirebilirsiniz. Hayal gücünüze bağlı olarak. Artık burada değiştireceğimiz herhangi bir şey yok. Köşelerde ikişer zincir ve diğer puf örgüler arasında birer adet zincir olmak üzere istediğimiz genişlikte puf örgüden kenar oluşturuyoruz. Her bir boşluğa örerek devam ediyoruz. Şimdi bir miktar örüyorum. Diğer iki kenarı puf örgü ile gösterdim. Şimdi burada farklı bir uygulama yapacağım. Diğer iki kenar için ikinci yöntemi gösteriyorum. Yine şuradaki köşedeki başak örgüyü örüyorum. İki tane zincir, V kafesi yapmam gereken sıra, yeni bir yaprağın zemini için oluşturmam gereken sırada biraz önce puf örgü örmüştük. Şimdi buraya iki adet trabzan örüyorum. Devam eden yaprağın sağındaki ve solundaki başakları değiştirmiyorum. Şimdi yine orta kısımdayım ve buraya
bir tane V kafes eklemem gerekirken biraz önce puf örgü olarak ördüğüm kısma 2 tane trabzan yapıyorum. Buradaki trabzan sayısı 1 de olabilir. Kendi isteğinize göre değiştirebilirsiniz. Hiçbir şey, hiçbir fark yok. Sadece V kafeslerin olduğu sıraları değiştiriyorum. Ve köşeye kadar geliyorum. Diyelim ki 90 santimetre, 1 metre civarında bir battaniye ördünüz ve kenarı yapıyorsunuz. Şu yaprakla kenar kısmını bitireceğiz. Burada değiştirmeye başladık. 4 kenarını ördüğünüzü varsayın. Ve şimdi köşe kısmını nasıl geçeriz? Yine burada başak örgüyü ördükten sonra şu kenar başağını düz olarak devam ettiriyorum. Sağında ve solunda yeni eklemem gereken V kafeslerin yerine yine 2 tane trabzan örüyorum. Ve dip kısmından yine 2 adet trabzan örüyorum. Kısımlarda herhangi bir değişiklik yok. Yaprağın modelini olduğu gibi devam ediyorum. Evet, bütün kenarları ve kafes yerine ikili trabzan örerek dolaştık ve yine köşe kısmındayız. Kenar pufunu ördükten sonra 2 tane zincirle bir alt sırada örmüş olduğum trabzanların yan tarafından sıradakini ön trabzan olarak örüyorum. Yandaki trabzanı da ön trabzan olarak örüyorum. Ve yan boşluğa bir tane daha. Yaprağın normal örgüsüne devam ediyorum. Şimdi diğer ikili trabzana geldim. Burada bir yöntem daha göstereceğim ve ben böyle devam edeceğim. Görüntüsü daha güzel duruyor. Daha önce şapka modelinin kenarındaki yaprakları o şekilde de arttırmıştık. Önce tepe noktasından bir adet, şöyle yandan değil de boşluktan değil de tepe noktasından bir adet trabzan arttırıyorum. Sonra ön trabzan olarak örüyorum. Sıradakini yine ön trabzan olarak örüyorum. Ondan sonra arka kısmından şöyle tepesinden bir tane daha örerek arttırma sağlamış oluyorum. Farkı nedir? Burada bütün trabzanlar, arttırmalar belli olmayacak şekilde ön trabzan olarak gözükmekte. Bu şekilde devam edeceğim. 2 tane zincir, kenar su taşı. Yaprağımın normal modeline devam ediyorum. 1 2 3 ve 4 adet ön trabzan ve aynı şekilde köşeye kadar geliyorum. Köşe kısmındayım. Başaktan sonra yine aynı şekilde önce trabzan arttırıyorum, sonra ön trabzan örüyorum. Tekrar ön trabzan örüyorum ve arttırıyorum.
Aynen, örneğin sol tarafında da aynı işlemi uyguluyoruz. Kolay. Birbirini tekrar ediyor. Bu şekilde bütün kenarı dolaşıyoruz. Evet, sıra başındayız. Trabzanlarımız 4 adet. Kenar fıstıkları ördük. 2 tane zincir çektik. Şimdi burada yine önce tepesinden alıyorum. Bir tane ikili trabzan. Önden alarak devam ediyorum. Yeni eklemiş olduğum trabzanları da önden örüyorum. Bu bitişte yapraklara uydurduk. Kenar kısmını diğer bitişte aradaki fıstıklara uydurduk. Uyguladık. Şu arttırmayı yeterli görmezseniz ikişer tane arttırırsınız. Zinciri bire düşürürsünüz. Zevk sizin. Şimdi dörtlü trabzan grubunun olduğu kısmı ikinci ve üçüncü trabzanları birer kez örüyorum ve şöyle iki kere de tek seferde de olabilir kapatarak yaprağın bitişini sağlıyorum. 2 tane zincir. Tekrar 2 tane zincir. Yine 1 adet arttırıyorum. İki, dört ve altı olmak üzere ilerlemekte. Görüntüsü daha güzel oluyor arttırma şeklini böyle yaparsak. Şurada bir kez daha ikili örmeyi göstereyim. İkinci trabzanı alıyorum. Bir kez ördüm, bekletiyorum. Aynen. Devam ediyorum. Köşe kısmını da aynı şekilde örüyorum. Hiçbir değişiklik yok. Burayı tekrar göstermeyeceğim. Dört kenarını da bu şekilde tamamlıyorum. Bu ön trabzan ile yaptığımız kenarda şu başakla ilgili videonun devamında bir şeye dikkatinizi çekeceğim ve başka bir öneride bulunacağım. Şimdi sıra başında tekrardan arttırmaya devam ediyorum. Bir adet ikili trabzan. Alt sırada arttırmış olduğumuz trabzanı önden örmeye başlıyorum. Devam ediyorum. Ve sonunda arttırmayı ihmal etmiyorum. Devam eden yaprağın puf örgüsünü ördükten sonra ipi doladım ve direkt karşıya atlıyorum. Yaprağı kapatacağım.
Evet, kenar kısmını da aynı şekilde ördük. Evet, iki modelin uygulamasını da birlikte yürüttüm. Şimdi trabzanlı kısımdayım. Biraz önce de söylediğim gibi motif olarak birleştirmek isteyenler puf örgü ile yapılan kenarı uygulayıp bu sırada, şu göstermiş olduğum sırada birleştirmeyi sağlayabilirler. Trabzanla kapatacak olanlar kenar olarak bunu uygulasınlar. Birleştirme yapacak olanlar puf örgülü modeli kullansınlar. Şimdi burayı saymayın. Burası benim diğer iki puf örgü uyguladığım kenar. Burası trabzanın olduğu sıra. Şu yaprağı tamamen kapatacağım. Dilerseniz bu sırada da yine 1, 2, 3 puf yapıp bir üst sırada 2, sonra teke düşürerek sivri bir kapanışla da bunu yapabilirsiniz. Şimdi göstereceğim gibi direkt olarak da bunu yapabilirsiniz. Trabzan olarak kenarı bitiriyoruz diyelim ki ve buraya kadar geldik. Artık yaprak olmadığı için ve bittiği için şu fıstık örgüyü de iptal edeceğim ve normal olarak trabzan örgü ile devam edeceğim. İsterseniz su taşı gibi de yapabilirsiniz veya bu şekilde yuvarlak bir dönüş istiyorsanız halkanın içerisini dolduracak sayıda trabzan uygulayabilirsiniz. Şöyle göz kararı dolduruyorum, 2, 4, 6 tane yeterli gözüküyor. Yana atlıyorum, bir tane trabzan, yine arttırmamı sağlıyorum. Buradaki trabzanı da 1 veya 2 kendiniz örgünüze göre şekillendirebilirsiniz. Ben boşluğu dolduracak şekilde şu an ilerliyorum. Ön trabzan olarak devam ediyorum. Şu boşluğa yapmam gereken arttırmanın birisini burada yine yapıyorum gözükmesin diye. Boşluğa bir tane trabzan. Puf örgünün üzerine de yapabilirim. Direkt ara kısmından da yürütebilirim. Açıklık olmasın istiyorsanız şöyle üzerinden. Sonra aradaki zincir kısmından dolduracak kadar iki tane yeterli gibi gözüküyor şu an. Bunu kendiniz ayarlayabilirsiniz. 3 olur, 4 olur. Yani şöyle örgünüzün gidişine bakacaksınız. Marullanmayacak veya kasmayacak şekilde bunu kendiniz ayarlayacaksınız. Şimdi bir pufun üzerine bir tane yaptım. Araya iki tane, yine bir pufun üzerine yaptım. Şimdi iki pufun arasındaki boşluğa da bir tane öreceğim. Burayı yeterince kapattığı için üzerine yapmadan atlayabilirim. Ama sayım hep aynı olsun. İki puf üzerine 4 trabzan yaptıysam yine toplamda 4 olsun. Üzerine örsem de arasına kullansam da. Önemli olan dengelemek. İki zincirin üzerine bir tane, diğerini şuradan arttırıyorum. Bu şekilde köşeye kadar geleceğim. Dediğim gibi kendiniz örerken bunu rahatlıkla düzenleyebilirsiniz. Hep önden ördüğümüz için bu kısım biraz dönük durabilir. Sonra ütü ile onu hafif bastırarak yumuşatabiliyorum. Şimdi örerken şu aradaki bir tane dolguyu iptal ettim. Yani şu trabzanı iptal ettim. Tepelerindeki 4 tane yeterli şu anda. Köşeye kadar geldim. Yine şurada arttırmayı sağladım. Boşluğa bir tane örüyorum. Pufun üzerine ördüm. Dört, beş. Pufun üzeriyle birlikte 6 tane, bir tane de diğerinde 7 tane. Ve yine yandaki boşluktan dönüşü kasmayacak şekilde ayarlıyoruz.
Bu şekilde kenarları tamamlayalım. Evet, bütün kenarlara trabzanları uyguladık ve yerleştirdik. Şimdi burada köşe kısmı var. Köşe kısmında bir arttırma yapmamız gerekmekte normalde. Nasıl arttırırız? Alt sıralarda puf örgü yaptığımızda ne yapıyoruz? Hep buraya iki tane yapıyoruz. Bir sağında bir de solunda yenisini ekleyerek çoğalmayı sağlıyoruz veya buradaki yaprakta. Veya normalde su taşı yaparız. Arasına bir ya da iki zincirle şöyle bir boşluk bırakır. Üst sırada yine 3 ve 3 olmak üzere 6 ilmek köşeye uygularız. Ben burada zincir bırakmadım delikli bir görüntü olmasın diye. Bu köşe kısmında da iki şekilde arttırma yapabilirim. Birincisi, alt sırada yaprakta yaptığım gibi önce tepe kısmından arttırıp sonra ön tarafından örerek yine ikinciyi de aynı şekilde bu ön trabzanların görüntüsünü bozmamak için yapabileceğimiz bir arttırma şekli aralarda kalmasını sağlayacağız. Yani şurada 6 ilmeğim varsa hep 6 ilmek arttırmam gerekiyor köşe kısmında. Dönüşü muntazam bir şekilde böyle sağlayabiliriz. Hep köşede kalan 6 ilmek üzerinden. Şöyle bir dönüşümüz olur. Gayet de şık durur. Önemli olan burayı kaybetmemek. Ne yapabiliriz? Bir çengelli iğne ile şu orta ilmeği belirleyebiliriz. Her sırada sağında ve solunda arttırmayı yapacağımız kısımda. 7 ilmekse 4. ilmeğe takarız. 6 ilmekse yine sağda 3, solda 3 olmak üzere. Hep köşeye gelen ilmekte bunu devam ettirir gideriz. Diğer bir yöntem. Şöyle bir şey yapabilirim. Ön trabzan olarak 3 tane ilmeği örüyorum. Su taşı örer gibi ara kısma 3 ve sol taraf için tekrar 3'lü bir arttırma sağlayabilirim. Bu şekilde yaptığımız zaman karıştırma olasılığımız tabi daha düşük. Ne yapacağız? Üst sırada da şu ortadaki boşluğa gelinceye kadar hepsini ön trabzan öreceğim. Burada tekrar aynı işlemi tekrar edeceğim. Şöyle üstüne hemen döndüm. Eğer bu teknikle yaparsak üst sırada yine biraz öncekileri ön trabzan olarak ördüğümüzde o ara kısma yeni trabzanları yerleştiririz ve görüntü bu şekilde olur. Zincir çekmeden dahi boşluk var zaten. Bakarsınız buradaki 6 ilmek fazla gelirse 4 de yapabilirsiniz. Kendiniz onu şöyle küçücük köşede gidiş dönüş yaparak kısa bir ip ile sağlayabilirsiniz kontrolünü. Şimdi ben biraz önce gösterdiğim şekilde yapacağım. Şöyle bir arttır, bir önden ör şeklinde yapmayı düşünüyorum. Artık örgünün devamında herhangi bir değişiklik yapmayacağım. Sayılarında oynamayacağım. Alt sırada yerleştirmiş olduğum bütün trabzanları ön trabzan olarak öreceğim. Dönerek ve ön trabzanla örülen örgüler, şapkalar veya bu tarz battaniyelerde biraz öne doğru örgünüz kalkabilir. Onda sıkıntı yok. Hafif buharla daha sonrasında yumuşatıp düzeltebilirsiniz.
Artık düze çıktık ve istediğimiz genişlikte ince veya kalın bir bant olarak bu modeli kenarda uygularız ve şöyle bitmiş halinde içeriye doğru sivrilen saçılan yarım örgüler olacaktır ve görüntüsü de gayet şık olacaktır. Sadece köşe arttırmalarına dikkat edeceğiz. Evet, ördükçe daha güzel bir hal alıyor. Bu bitiş şekli de inanın çok yakışacak. Sırma gibi bir duruşu var. Ve eğer bu modelde bitirirseniz şöyle en azından bir 7-8 santim 10 santim genişliğinde yapın. Hayal ettiğim zaman geniş bir bant şeklinde çok harika bir kenar olacaktır. Ben o kadar ilerlemeyeceğim. Siz devam eder, bitirdiklerinizi benimle paylaşırsınız. Lütfen videolarımdan bakarak yaptığınız modelleri benimle paylaşın. Instagram'da, YouTube'da, hikayelerimizde paylaşalım. Çekinmeyin. Bütün iletişime geçen kişilere dönüş yapmaya çalışıyorum. Her şey için öncelikle de teşekkür ediyorum. Şimdi kenar sayımı da ayarladım dönüş için. Ve 5 tane artış benim için yeterli. Benim örgümde 5 adet arttırma yeterli. Onu da nasıl takip edeceğim? Şöyle şu benim orta ilmeğim. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle. Tek sayıda olursa zaten daha iyi olur takip açısından. Şöyle. Her köşe dönüşündeki bu 5 ilmeği, şu orta ilmeği kaybetmeyeceğim. Buraya kadar düz olarak geleceğim. O 5 ilmeğe geldiğim zaman önce arttırıyorum, sonra önden örüyorum. O yüzden şu ilmeğin önce tepe noktasından örüyorum. 1. Önünden alıyorum. 2. Tepe noktasından. Aynı ilmeğin önünden. 3. Orta ilmeğim bu benim. Ve ön tarafından. Ve 4. Beş. Şöyle muntazam, görüntüsü düzgün bir dönüş sağlıyoruz. Bunu pek çok modelde uygulayabilirsiniz. İç kısmının modeli ne olursa olsun kenar bandı olarak bu tarz bir örgü uygulayabilirsiniz. Arttırma işlemi bitti. Ve alt sırada arttırarak buraya eklemiş olduğumuz trabzanları da önden alarak örüyorum. Bu şekilde istediğimiz miktarda örelim. Diyelim ki kenar genişliğini tamamladık. Örgümüze, kenar kısmımıza keskinlik kazandırmak istiyoruz. Bakın farkı görün. Çok düzgün bir hat. Burası da trabzanın normal gevşekliği ve dönüklüğü. Bunu da iki şekilde yapabilirsiniz kenar biyesi olarak. Burada yaptığım gibi şu arka ilmekten alıp bu ilmeği tek alabilirim ama çok açılsın istemiyorsam şöyle ikili arkadan ikili olarak alıyorum, içinden geçiriyorum. Patiklerde, çantalarda, pek çok yerde bunu paspas ve halılarda kullanabiliyorsunuz. Şöyle ikili alıyorum. Tekli de alabilirim. Eşit sıkılıkta, çok kastırmadan, ilmekleri çok bol da bırakmadan şöyle. Bir de nasıl yapabilirim? Böyle çizgi gibi dursun istemiyorum diyorsanız, daha doğal bir görüntü için ikinci seçenek. Mozaik örgülerde olduğu gibi ön ilmekten yararlanırız. İçinden geçiriyorum. Öndeki tek ilmeği alıyorum. Geçiriyorum. Ön yüzünden örüyorum.
Evet, şöyle bir yer görüntüsü var. Bakın. Şunda daha çıkıntılı ve kalın bir görüntü var. Bunda daha doğal, daha düz ve daha ince. Tek sıra. Bakarsanız, denersiniz, yakından görünce daha iyi karar verirsiniz. Tercih sizin. Evet, şöyle bir güzellik çıktı. Tablo gibi dedik, yanılmadık. Sizlerin de çok beğendiğini biliyorum ve farklı bir bakış açısı oluşturduğunu da biliyorum. Şimdi ben size iki ayrı modeli birbirinin devamında ayrı gibi anlattım ama çekerken iki tarafı da birlikte ördüm, montajda ayırdım. Evet, bu kenarımız başak örgü ile tamamladığımız kenar, bakın nasıl saçılmış yapraklar görüntüsü oluştu. Şıklık katan, örgünüzle fark oluşturacak olan kısım da zaten burası. Benzer pek çok örnek var ama boşluğun içerisine dağıttığınızda çok daha hoş olmakta. Yaklaşık olarak 2 tane ip kullandım. 48 santimetre şu anda genişliği. Sanırım bir battaniye için 7-8 tane ip en fazla yeterlidir. Örneğin tersi de ayrı bir güzel. Tüylü olmayan anti peeling iplerle, koton iplerle, bebek ipleri, bebe yünleri ile astarsız çok rahatlıkla kullanılabilecek battaniyeler örebilirsiniz. Kenar kısmını biraz önce gösterdiğim önden alma yöntemi ile tamamladım. Çok ince ve düzgün bir görüntü oluştu. Eminim bu tekniği bundan sonra pek çok yerde kullanacaksınız. Battaniye büyüdükçe, biraz daha ilerledikçe, şurada bir sivrilme olursa, onu tam kestiremiyorum şu anda, olmadı ama biraz öne doğru sivrilme yaparsa şuradaki 5 ilmeği biraz daha birer tane atlayarak, dağıtarak da yapabilirsiniz. Çok bir şey fark etmeyecektir. Şurayla ilgili bir şey söylemek istiyordum. 2 tane yaprağı bitirdikten sonra başağı tepeye kadar devam ettirdim. Kafanız karışmasın diye. Dilerseniz şurada bu başağı iptal edip burada olduğu gibi tamamen trabzan örgüye döndürerek bu köşenin büsbütün bir trabzan örgü halinde deliksiz olmasını, şöyle olmasını sağlayabilirsiniz. Şu kenarda yaptığımız gibi, bakın. Şurayı üçgen bir şal düşünürseniz, ortadan başlamalı bir şal olarak da bunu ördüğünüzde kenar kısmını bu şekilde puf örgü ile bitirebilirsiniz. Biz alttan başlayan üçgen şal örneğini gösterdik. Eğer istiyorsanız, talep ederseniz yorum kısmına yazın. Ortadan başlamalı şal olarak da anlatalım. Evet, başak örneği olmadan ortadan başlamalı şal modeli de bu şekilde, örnek aynı. Ufak tefek farklılıkları var ama görüntüsü oldukça farklı. Evet, yine modelimizin uçtan başlamalı şal şekli bu şekildeydi. İlk defa izleyenler videolarımda bu örneğin bütün versiyonlarını görebilir, listemden bakabilir. Burada da dolgu ile bitirmiştik örneği, son sırasını. Bir şeyi hatırlatmakta fayda var. Bunlar örnek çalışmasıdır. Bazen diyorlar ki bu parça nedir ve ne olacak? Bu örnek bir parçadır, çalışmadır. Şalı buradan başladığınızı ve arttırmanızı nasıl yapacağınızı anlatıyorum. Şu kısımdan sonra şalı istediğiniz büyüklüğe kadar ördüğünüzü varsayıp son sıranızda, atıyorum 1 metre genişliğindeyse örgünüz, nasıl kapatacağınızı da burada gösteriyorum. Çünkü sık aralıklarla video çektiğim için benim her bir örneğimi şal olarak, battaniye olarak tamamlamam bazen mümkün olmayabilir. Yine bu da aynı şekilde. Yine merak ettiğiniz, sormak istediğiniz sorular varsa yorum kısmına belirtebilirsiniz. Facebook, Instagram, Pinterest ve YouTube'tan Emine Toker Hobi Mühendisi olarak takip edebilirsiniz. Sağlıcakla kalın.